Günaydınlar. Bu güzel pazar gününde bizi evlerine konuk eden herkese günaydınlar. Bugün şahane konuklarım var, sohbetlerine doyamayacaksınız. Çocuklar ve içindeki çocuğu hep yaşatanlar ekran başına. Sevgili Varol Yaşaroğlu ve Damla Cerçizoğlu bugünkü konuklarım. Hadi vakit geçirmeden başlayalım o zaman. Güzel konuklarım, hoş geldiniz. Sevgili Varol Yaşaroğlu ve Damla Cerçisoğlu. Hoş bulduk. Benim canım, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz vallahi, gayet iyiyim ben. Hava da bugün çok güzel. Güne senin çiçeklerinle başlayınca iyi olduk. Bugün böyle rengarenk giyineyim istedim. Baharın müjdecisi olarak artık nihayet galiba havalar ısındı. Evet, umarım hani, yani. Nihayet yaz geldi galiba. Tam düzeldi diyoruz, birdenbire yağmur başlıyor. Çok özledik değil mi? Çok özledik. Gerçekten. Gerçi bu yaz çok sıcak geçecekmiş. Öyle bir geçsin. Söylüyorlar ama. Ben hiç şikayet etmeyeceğim bu sene öyle. Çok bıktım kışta. Önce sizden başlayalım. Sen desem bir mahsur yok değil mi? Tabii ki. Önce senden başlayalım Varolcuğum. Nasıl başladı bu? Biliyorum ki bir Pembe Panter hayranlığıyla değil mi başladı? Bize biraz anlatır mısın? Hem çocukluğunu, işte hem aileni, hem de bu serüvenin nasıl başladığını. Yani bu TRT'nin bu siyah beyaz döneminde işte Pembe Panter'i çok böyle büyük bir ilgiyle izliyordum. Hep de şey derdim, ya keşke böyle ben de ileride böyle bir çizgi film yapsam. Bir de etrafımdaki büyüklere bakıyordum. İnsanlar çizgi film izlemiyorlar. Ya çok güzel bir dünya, neden ilgilenmiyorlar diyordum. Böyle küçükken kendi kendime bir söz verdim, dedim ki ben büyünce dedim böyle bir şey yapacağım dedim. Evet. Ve yıllarca da hep o hayalimin peşinde koşturdum. Yani hani gerçekten benim dünyam bu. Ben mesela bir yere giriyorum, işte etrafta çizgi romanlar varsa bir kitapçıya giriyorum. Onlarla çok mutlu oluyorum. Yani şu anda da öyleyim. Yani şu anda artık ben bayağı bir yetişkin seviyesindeyim ama hala mesela çizgi romanlardan kopamadım. Çizgi filmleri çok izlerim, animasyonları çok izlerim. Ben de izlerim. Çok hoşuma gider. Denk geldiğim yani. Ya öyle bu bence işte insanın içindeki o yaşama sevincini öldürmemesiyle alakalı bir şey diye düşünüyorum. Özellikle izliyorsanız o içimizde diyoruz ya klasik hani içimizdeki çocuğu öldürmeyelim. Bunun doğru olduğuna inanıyorum gerçekten. Çünkü o çocukkenki o saf merak ve tutku dolu o. Yani bir çocuğa baktığınızda yani sürekli meraklı gözlerle bir şeye bakar. O merak duygusu o kadar değerli bir şey ki. Yani biz yetişkin olduğumuzda onu genelde kaybediyoruz. Biraz. Ben işte bu hem benim çok tutkuyla yaptığım bir sonuçta hobim diyeyim mesleğime dönüştü. Böyle hani sonsuz bir tatile çıktım hep öyle ifade ediyorum. Benim için çok keyifli gerçekten. Yani çok zevk aldığım bir şey yapıyorum. Tabii. Ve insanlara bunu ulaştırıyorum. Ve ne mutluyum ki insanlar da bunu çok sevdiler. Çocuklara yani, eğlenirken eğitmeyi öğretiyorsun değil mi? Evet. Yani ailelere daha doğrusu. Evet o konuda çok gerçekten çok güzel eleştiriler alıyoruz. Mesela kitaplarımız özellikle şu anda 5 milyon okuyucuyu geçti yani hani tekil bazda. Bu Türkiye için gerçekten çok önemli bir şey. Yani hiç kitap okumayan çocuklar şu anda kitap okumaya başladılar. Bunu yani istisnasız herkesten duyuyorum. Diyorlar ki yani bu çocuğu ben ilk defa kitap okurken ya, görüyorum. Ne kadar önemli. Nasıl görüyorum güzel bir misyondur bu. Değil mi? Ne kadar güzel. Ve kitabı alıyor böyle sarılıyor. Kitapla birlikte okula gidiyor, dönüyor falan. Ben inanamıyorum diyor anne babası hani. Nasıl böyle bir şey olabilir diyorlar. Ya da kitabıyla poz veriyor Instagram'dan. Yani kitabı yani kitabıyla poz vermek ne demek? Yani bir oyuncağıyla verir bir şey verir de kitapla poz veriyor. Yani bakın bu benim için en değerli şey anlamında. Öyle olunca da gerçekten çok mutluyuz ama tabii ki bu hani nasıl başladı işte çocukken bu hayalimin peşinden koşturdum. Ben yıllarca Red Kit
tohum mix'te yani erkek çocukları genelde onlara çok meraklıdır. Var mıydı? Onları da ben de okurdum mesela. Çok severdim. Zagorlar falan vardı. Ben hastasıydım. Koşuma giderdi. Hatta yayına girmeden önce yayın ekibindekilerle de konuştuk. Onlar da dediler yani biz böyle aşağı mahallelere giderdik, değiş tokuş yapardık. Hani sende Zagor var, bende Mandrake var falan diye. Benim çocukluğum öyle geçti. Bizim dönemimizde biliyorsunuz çizgi roman okumak biraz zararlı nitelendirilirdi. Biz hatta o yüzden hani matematik ve tarih kitapları arasında gizli gizli çizgi roman okuyorduk. Aynen. Ama ben iyi ki de okumuşum. Annem de gerçekten çok destek oldu bana. Ben yani ne zaman böyle çarşıya insek, ben İzmir'de büyüdüm. Hı hı. Hep böyle sürekli renkli çizgi romanlara bakardım. Hani o bilirdi benim, ben böyle çok böyle o kadar böyle sevgiyle bakıyorum ki onlara. Mutlaka alırdı bana. Beni o konuda hep destekledi yani. İşte ne kadar önemli değil mi? Aile desteği de ne kadar önemli. Şimdi sana biraz geçiyorum. Hayır, geleceğiz böyle. Dönüşümlü olarak sorularımı soracağım sizlere. Damla'yla biz 20 sene mi oldu? Mürürlü Güller diye bir diziyle ilk o zaman tanıştık. Orada birlikte rol almıştık. Ben de televizyonda öyle tanıştım zaten aslında. Değil mi? Senin de ilk işinde herhalde. Evet, evet. Sonrasında da tiyatroda buluştuk. Şimdi birlikte tiyatro yapıyoruz. Evet. Şimdi sen bize ilk o zaman seninle de bir başa dönelim. Başa dönelim. Evet. Çocukken var mıydı böyle oyunculuk? Olmaz mı? Ben bütün aileyi böyle şamdanı mum diker gibi dizip, işte palyaço kıyafetleri, evde ne varsa ama hepsini giyip, işte Zerrin Özer taklitleri de Sezen Aksu taklitleri yapar, şarkılar söyler falan. Bayağı böyle seyirci oluşturur ve onlara bir şeyler yapardım. Annem de zaten sanki ben bunları hiç yapmıyormuşum gibi beni bale dersine, resim kursuna, işte piyano dersine falan taşıdı. Bir de bence şöyle, bizim dönemimiz çocukları çok proje çocuk ya. Ben ne yapmadıysam hepsini çocuğum yapsın gibi çocuklarız ya biz. Annem ne yapmak isteyip de yapmadıysa, hatta kendi yaptıkları da dahil resim falan gibi, hepsine beni götürdü, taşıdı. Annemin birinci vazifesi buydu bir dönem. Evet. Onların aralarından ben en çok herhalde bu işte şarkı söyleme, sahneye çıkma, tiyatro yapma kısmını sevdiysem böyle sürekli böyle şeyler yapıyordum. Sonra ben tamamen alakasız, ben Saint Joseph mezunuyum, bir Fransız okulunda okurken bizim tiyatro kolumuz çok ciddiye alınan bir şeydi. Tiyatrocular gelip bizi eğitirdi, yarışmalara katılırdık falan. Orada onu yapmaya başladığımda annem zaten anlamış, yapacak bu bunu diye. Evet. Sonra ben tesadüfen bir restoranın lavabosunda 19 yaşında falan bir menajer, bir kadın menajer bana kartını verdi. Bilmiyorum ben. Evet. Filmlerdeki gibi. Abi gerçekten böyle şeyler oluyor mu dersiniz ya, bana oldu. Evet. Kartını verdi ve dedi ki çok güzel bir yüzün var, oyuncu olmak ister misin? Şimdi ben dedim ki oyunculuk okumuyorum, etmiyorum falan, nasıl olacak? Yani neden olmasın? Hep ben onu saklamışım. Hmm. Bir yerimde varmış kafamın demek ki. Üniversiteye başladım. Sosyoloji okuyorum İstanbul Üniversitesi'nde. Hmm. Yapmaya karar verdim. Ben bunu yapabilir miyim acaba diye. Hmm. Gittim ajansa, ama kaç sene evvel bana kartını veren, belki 2-3 sene evvel kartını veren menajer dedim ki ben bu işi yapmak istiyorum. Hmm. İlk gittiğim görüşme Mühürlü Güller. Tabii 3 bölümlük bir şey oynamak için geldim ben oraya. Siz İstanbul'dan oraya taşınıyordunuz, hatırlıyor musunuz dizi gereği? Ömerli'ye geçiyordunuz. Tabii. Sizin İstanbul bölümlerinizde oynayacaktım ben. Ama o arada da evdeki bölümlerde oynayacaktım. O arada da benim orada oynadığım Hilal'i daha henüz bulamamışlar. Aha. Ben görüşmeye girdim o 3 bölümlük rol için ve birdenbire Ertan Kurtalan'da, hatırlıyor musun bizim şeyimiz, yazarımız, senaristimiz? Ertan Bey beni gördü ve dedi ki, aa Hilal, karşımda duruyor şu anda Hilal. Ben tabii hiçbir şeyden haberim yok. Dizi bilmiyorum, set bilmiyorum falan. İlk girdiğim set. Şimdi ilk girdiğiniz sette başrolün kim olduğu çok önemlidir. Çünkü sizi birazcık böyle üstten davranıp hani pötöt yapsa, zaten korkak biriyseniz felakettir o yani. Böyle zaten küçücüksünüz, yaşınız 19 falan, ne yapacağım? Benim şansım Aydan Şener'di. Ne güzel. Çünkü Aydan önümüzde öyle güzel bir örnekti ki sete gelir. Hep şen şakraktır. Herkesle sohbet eder, herkesle sorar, herkesle konuşur falan. Ben mesela Aydan Şener'e baka baka, ya ilk sette ne yapmam gerektiğini de ondan öğrendim. Makyaj nedir, saç nedir, neyi bekleriz, ne yaparız filan. Benim şansım seninle çalışmaktı. Çünkü sana baka baka hepimiz, hani setin de en küçüğüyüm. Hep böyle şey gibi davranıyorlar bana. Setin mini çocuğu filan diye. Öyle başladım aslında. Ya, zaten sizle çalıştığımız İlhan abi ve seninle çalıştığımız İlhan Şeşen de vardı. İlhan Şeşen de oynuyorlardı. Seninle çalıştığımız setten sonra da
Ben bu işi sevdim. Sevdikten sonra şimdiki gibi değildi işte. Çok kalabalık ve çok oyunculu bir sektör değildi o zaman. Oradan çıkıp başka bir diziye giriyordunuz. Oradan çıkıp başka bir diziye giriyordunuz. Setlerde öğrendim. Sevgili Hakan Gürtop sağ olsun bana ilk hani açı nedir, kamera nedir, ışık nedir öğretti. Hiçbir şey bilmiyordum çünkü. Evet yani. Hakan Gürtop. Aynen öyle. Ona da çok selam var. Eğer bizi seyrediyorsa çok seviyoruz. Türk Malı'nda oynadın. Türk Malı evet en bilinen işim oldu 2010'da Şafak Sezer'le beraber ve Binnur Kaya'yla beraber. Türk Malı zamanı da bizim benim gerçek anlamda ilk şöhretin ne olduğunu anladığım zamandı. Hep anlatırdın sen bize öyle bir şey değil o falan diye. Öyle bir şey değilmiş gerçekten. Annemi bile bezdirdiğimi hatırlıyorum. Kahvaltı etmeye bir yere gidiyoruz. O kadar çok insan geliyor ki bir fotoğraf çektirebilir miyiz bir imza ve telefonlar icat olmuş tabii. Herkes telefonla fotoğraf çekmeye başlamış. Ben arkadaşımın düğününe gidemez hale gelmiştim. Tabii. Gelinle o da damat... bayağı da ses getiren de bir tabii, tabii. Kişi. Sen dolayısıyla. Çok başarılı. Ya çok teşekkür zaten. Ederim. Bu yeteneğin nasıl fark ettin? Hani hepimiz seviyoruz çizgi film seyretmeyi, Pembe Panterleri, Red Kit'leri ama iş çizmeye gelince tabii o bambaşka bir yetenek gerektiren bir şey. Onu kendinde nasıl fark ettin ilk? Yani şöyle gerçekten 5-6 yaşlarındaydım. Ben sürekli Pembe Panter'i çiziyordum. Böyle işte deftere, duvarlara. Annem bazen kızardı. Duvarlara çizdiğim için tabii. Tabii herhalde. Yani ders kitaplarına çok çizerdim. Orada zaten resmim çok iyiydi yani. Resim öğretmenlerim sürekli hani övüyorlardı beni. Bak çocuk çok iyi çiziyor falan diye. Hatta İzmir'de ben yani 11-12 yaşlarında... Soner Atadan Olgun biliyorsunuz hani hem oyuncu hem de şarkıcı. Tabii. Şarkı da söylüyor şu anda. O Milliyet gazetesinin Milliyet kardeşin genelliğin yönetmeniydi. Ablamların da okuldan arkadaşıydı. Ablamlar da benim oyuncu. Orada bir gün ona götürdüler. Bak yani kardeşimiz böyle yeteneği var falan diye. O çok şaşırdı. Bana köşe verdi o yani 11-12 yaşlarımda. Ben böyle bir bant karakter yarattım. Milliyet Kardeş dergisinde yayınlanmaya başladı. İlk öyle başladım yani. Çok böyle yani. Küçük, evet ilk başladığım yer orasıdır yani. Sonrasında da o tutkumun peşinden hep gittim. Yani ben aslında çok fazla mizah dergilerinde çizim yapmadım. Yani hayalim hep animasyon film yapmaktı. Gırgır dergisi yani klasik hani herkes orada bir şey yapar. Ben işte üniversite döneminde bir yurtta kalıyordum devlet yurdunda. Orada yurttaki sorunları çiziyordum. İşte hani öğrencilerin yaşadığı sorunlar nerede diye. İşte yurttan haberler diye bir köşem yayınlandı. Ama sonradan Güneş gazetesi çıktı. İşte bu çok güzel bir gazeteydi gerçekten. Yani farklı bir gazeteydi. Tabii, o dönemde hatta Türkiye'deki medyadaki birçok insan belki de orada bir solumuştur o havayı. Ben orada karikatür çizmeye başladım. Hatta ana sayfasında karikatürlerimiz yayınlanmaya başlamıştı. İç kısımlarında vinyet işte karikatürler çiziyordum. İşte kadın sayfasında, işte yaşam sayfasında birçok böyle değişik karikatürlerim vardı. Benim yolculuğum biraz öyle başladı. Sonra işte bu çizgilerimi gören Amerika'da bir Cihat Azardağlı, belki bilirsiniz bu plastik şovu yapan kişi. O çizgilerimi görüyor. Döndüğünde Türkiye'ye şey diyor işte... Ekonomist dergisinden ayrılıyor. Yerime diyor Varol geçsin diyor. Çizgileri çok güzel diyor. Benim İstanbul yolculuğum biraz öyle başladı. Öyle işte yani öyle çocuklukta keşfedildi Erdil aslında. Erdil Yaşaroğlu da kuzen galiba evet. Değil mi? Yani bir ailede de böyle bir yetenek evet. Demek ki. Yani. Var. Erdil de şöyle ben üniversitede bir sene dayımlarda kaldım. Erdin içinde tabii ki bir potansiyel vardı ama onu ortaya çıkaran kişiyimdir. Erdin hep bunu söyler zaten. Yani ben onu aslında çizen hep bendim. O söyler böyle işte. Herkes var oldu beğeniyordu. Ben onu kıskanıyordum. falan diyordum. Orada ben bayağı bir Erdin'i tabii ki işledim o kaldığım süreçte. Şimdi tabii ki Türkiye'nin bir numaralı karikatüristlerinden birisi. Tabii o da çok önemli. Ki ne kadar spesifik bir meslek bu. Yani aynı aileden iki tane karikatürist çıkması sizin bir çabanız olduğunu gösteriyor. Çünkü bir rol modeli olmadan insanın karikatürist olması çok enteresan. Sizinki mesela daha enteresan önünüzde bir model olmadan. Erdin'in önünde çok iyi bir model varmış. Hani yani, bir sene boyunca evin içinde çizen biri var çünkü sonuç itibariyle. Evet, göre ha onun da tabii ki kaleminin bu kadar iyi olması herhalde gen ya. Çünkü gen hani, herhalde yani böyle bir yetenek.
Dün bunun geçmişten tartışmasında... gelen bir yetenek vardır. Evet, bunu sordular bana. Yani ne düşünüyorsun dediler yetenek konusunda da. Ben emin değilim yani. Hani olabilir de diyorum, olmayabilir de. Tam emin olamadım. Bir emin olamama halim. Sen zannediyorsun ki herkes çizebilir. Hani tabii o kadar canım. Da zor değil. Yani. Senin için öyle tabii. Büyük ihtimalle ya. Ne kadar güzel. Damlacığım, aynı zamanda tiyatroda yönetmenlik yapıyorsun. Evet. Benim de yönettiğin oyunlarım oldu. Çok da başarılı. Memnun muydun? Yönetmen olarak olmaz benden. Olmaz mıyım? Başarımı karılarıma borçluyum diye Azinesi'nin bir oyununu sahneye koymuştu Damla. Çok da severek oynamıştı. Kabare türünde koymuştu. Çok kabare keyifli bir tarzında işti. Çok keyifli bir işti. Sonrasında da zaten devam ettin. Ben biliyorsun işte sevgili hocamız Hakan Altıner, ben çok tabii. Öyle yönetmenlik, yazarlık tarafım olduğunu tıpkı dediniz ya biraz evvel, Erdil bana baktıkça motive oldu ve fark etti diye. Ben de yani bizim tiyatroya Kedi Sahne Sanatları, oraya ben 11 yıl evvel aslında oyuncu olarak girdim. Sonra reji asistanlığı yapmaya başladım. Sonra rejiye ait bir gözüm olduğunu, yönetmenlik yapabileceğimi, elimin kalemi tuttuğunu aslında Hakan Hoca fark etti. Geçen gün programa o da katıldı, onu söyledi. Fark ettim Damla'daki o yeteneği dedi. Sonra da böyle küçük küçük fark ettirmeden biraz yazsana, biraz reji yapsana. İşte önce kendi yönettiği oyunlarda küçük küçük kısımlarda buranın rejisini sen yapsana Damla, şuraya bir şey bulsana Damla diye. Ben bir gün gözümü bir açtım, hadi bakalım artık sen bir oyun yazıp yönetebilirsin deyip. Bir de yazıyor yani senaryo da tekst et. Sonra mesela bu sene son yaptığım oyun Aşk Kiloyla Tartılmaz. Sevgili Yunus Günce var, Burçin Bildik var, Selda Orpak var, İlkyaz Kocatepe var, 4 kişilik. Bir komedi, onu yazdıktan sonra galada, oyunun galasında bir sürü yönetmen arkadaşımın şey demesinden fark ettim. Senin kalemin çok iyiymiş dediler. Öyle miymiş dedim. Yönetmenlik okey ama kalem ikinci oyunum bu çünkü. Kalemin çok iyiymiş ya, çok eğlenceli. Hatta şu anda bir işte televizyon filmi falan yazıyorum. Öyle bir serüvene yol açtı bana yani, öyle bir şey yapıyor olmak yani. Şey nasıl gidiyor dersler? Dersler iyi gidiyor. Evet, çok iyi gidiyor. Hocalık da yapıyorsun bu arada çünkü. En sevdiğim, mesleğimin en sevdiğim kısmı hocalık yaptığım kısım. Bayılıyorum. Öyle mi? Çok seviyorum ben. On Medya Akademi'de şu anda çalışıyoruz. Sevgili Hakan Eren'in de sahibi olduğu On Medya'nın içinde kurulmuş bir akademi On Medya. Şimdi şu anda ikinci sınıfımızı açıyoruz. Yavaş yavaş büyüyor. Konservatuvar hazırlık sınıfları açacağız şimdi. Çünkü Eylül'de sınavlar var. Çok tatlı bir yer oldu ve giderek büyümeye başladı. O da beni çok heyecanlandırıyor. Yerimiz nerede? Yerimiz şu an Dudullu'da. On Medya'nın kendi binasında. Orada 5 katlı, içinde plato olan falan bir binamız var. Fakat bakalım sınıflarımız arttıkça onları biraz daha merkezi bir yere doğru belki getireceğiz. Ben hızlı büyüyeceğine inanıyorum. Çünkü iyi bir akademik altyapı kurmaya başladık. Nacizane o da benim elimden çıkacak inşallah. Harika. O zaman da yani ben çok hevesli ve çok şeyle tutundum. Çünkü zaten çok seviyorum bu işi düzgün yapmayı, öğretmeyi, anlatmayı. O yüzden işimin en sevdiğim kısımlarından biri o oldu. Bakalım gidiyor yavaş yavaş. Pozitif güzel enerjinle her zamanki gider yüzünü. Teşekkür ederim. Canım benim, en güzel başarılar senin teşekkür olsun. Teşekkür ederim. Hep arkamda olduğu için Aydan. Her zaman. Bir rol modeliniz yani, onu anladım burada. Evet ya, beni Gani Müjde zamanında benzetmişti. Sen Aydan'a benziyorsun biliyor musun? Böyle hüzünlü bir yüzün var diye. Demiştim ki çok iyi bir şey söylediniz şu an bana. Farkında mısınız bilmiyorum ama çok iyi bir şey söylediniz. Kral Şakir nasıl doğdu? Gelelim Kral Şakir, ona. Kral Şakir aslında bir konkur sonucunda doğdu. Cartoon Network kanalı Türkiye'de ilk defa bir yerli çizgi film yayınlama kararı aldı. O yüzden birçok yapımcı hani bu konkura katıldı. O sırada ben de en büyük hayalim yani, bir de kanal da benim ruhuma çok uygundu işte. Mizah ağırlıklı, daha böyle karikatür kökenli işler yapıyorlardı. O projeyi hazırladık, sunduk ve bir şekilde kabul edildi. Mayıs 2016'da ilk yayını gerçekleşti. O tarihten itibaren hatta biz ilk bir sinema salonu kapatıldı. Oraya birçok insan davet edildi. 23 Nisan'da çocuklar aileleriyle izlediler. Orada
şeyin farkına vardım. Yani çıktıklarında bir anne dedi ki işte çocuğun dedi hiperaktif dedi. Bunu dedi bir yerde de tutmak dedi çok dedi mümkün değil dedi. İlk defa dedi şaşırdım dedi. Yani bu yaklaşık böyle 50 dakika falan o sinema salonunun içinde kaldı. Tabii duramaz çocuklar evet, o kadar stabil dedi. Bir şekilde. Ya. Ve o zaman anladım yani evet dedim ya biz oldu bu iş. Şey yaptık diye. Şu an gözlerim parladı çünkü Varol Bey'e birazdan dönüp diyeceğim ki bizim okulda çocuklar için atölye yapar mısınız diyeceğim birazdan. Bak gözleri parladı şu anda bak. Bu arada bir teklif de aldım. Yok yaparım ben çocuklarla, şey çocuklarla ilgili çok zaten çalışmalarımız oluyor çocuk atölyeleri. Mesela bu şimdi bizim imza günlerimiz çok meşhur. Ben hem etkinliklere gidiyorum hem çocuk atölyelerine gidiyorum. Orada işte o sinemada başlayan o annenin verdiği tepkiyi ben şu anda bayağı kitap kuyruklarında görüyorum. Yani hani biliyorsunuz bizde kuyruk bekleme alışkanlığı çok yoktur ya, insanlar hemen sıkılırlar. Ya inanın dün işte ben yine bir imza günü düzenledik. Merzifon'daydım. Ben bir oradayım, bir Merzifon'dayım, bir Giresun'dayım. Yok bir acayip çok böyle severim bir Merzifon'u. Seneler önce gitmiştim orada bir dizi çekmiştim. Evet. Buradan bütün Merzifonlara da selamlarım ben olsun. Ben de sevgilerimi yolluyorum. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. 12.30'da falan başladık. Böyle akşam böyle 6 falan oldu. Ben masadan hiç kalkmadım ve bitmiyordu. Artık durdurdular. Yani hani kuyruk. Çok güzel. O insanların, o annelerin, işte babaların gelip böyle gözlerindeki o yaşama sevinci. Yani sen çocuklarımız için çok güzel bir şey yapıyorsun. Yani bizi onlarla eğlendiriyorsun. O duygu beni inanılmaz motive ediyor. Ne güzel. Yani o ilk tepkilerin ilk tepkiler hala sürüyor şu an. Yani aradan 2016'dan itibaren. Bayağı bir 5-6 sene geçti. Neredeyse bir nesil daha geçecek yani birkaç sene sonra. Çok güzel bir şeymiş. Evet, harika büyüyecekler, yenileri gelecek. Çok şeker. Tabii, ne güzel. Peki neden sence Kral Şakir bu kadar çok sevildi? Nedeni şu aslında. Birincisi hayvan, bizim evrenimizde hiç insan yok aslında. Yani insan gibi davranış gösteren hayvanlar var. Ne güzel. Hayvanlar hani La Fontaine'den tutun da işte Disney animasyonlarına kadar hep böyle o hayvanlar çocuklar tarafından çok sevilir. Tabii. Benim, ben de çok seviyorum tabii ki hayvanları. Tabii. Onların o insan gibi davranış biçimleri tamamıyla şehir hayatının onlar tarafından düzenlenmesi birinci neden. İkincisi iyi bir mizahımız var. Yani şimdiki nesil de mizahı seviyor gerçekten. Hı hı. Dünyada da öyle yükseliş trendinde yani çocuk yapımlarında mizah hep ön planda. İyi bir mizah yaptığımızı düşünüyorum. Yani hani sadece işte aman çocuk eğlensin, çocuktur canım anlamaz falan değil. Yani çocuklara değin bir mizah değil. Hı hı. Gerçekten çocukları yani bizim de hoşlandığımız, onların da gülebileceği espriler Kral gerçekten. Kral Şakir'i normal ben de okuyorum bu arada. Tabii. Yani tabii, hani yetişkinler için de komik. Evet. Bence yani tebrik etmem gereken şey şu, bu jenerasyonun mizah anlayışına yetişmek imkansız gibi bir şey. Evet, evet. O ya ben mesela ben TikTok falan kullanmıyorum ama arada böyle işte gösteriyorlar, kız kardeşim var tabii 21 yaşında, o deli gibi o TikTok'lar, onlar bunlar biliyor falan. İnanılmaz bir mizah anlayışları var. Ağzım açık kalıyor güldükleri şeylere ve sıradan şeylere asla gülmüyorlar. Aynen. Onu sürekli revize edip yakalayabilmek de mucizevi bir şey yani. Evet, hani evet. Sürekli takip ediyor olmanız lazım. Neler oluyor, güncel ne var, nasıl bir mizah anlayışları var, neler gülüyorlar falan diye. Çünkü güldükleri şeyler, bence pandemiden sonra bile çocukların güldükleri şeyler değişmiş olabilir. Evet, yani. Evet, sürekli değişiyor. Çok, çok haklısın. Yani mizah da değişen bir şey gerçekten. Yani eskiyebiliyor hemen. Evet. Orada şöyle bir avantajımız var. Hani ben gerçekten içimdeki o dedim ya çocuğu öldürmediğim gibi ekibimizdekiler, ekibimizdeki mesela Berk Tokay benim ortağım işte Can Dizdaroğlu yani bizim kreatif ekipte zaten hepsi o içindeki çocuğu yaşatan insanlar. Yani hala oyun oynuyorlar. Hani bilgisayar oyunları. Ya da ben bir yere gittiğimde hani çocuklarla o kadar iyi anlaşıyorum ki işte sen ne yaptın işte Minecraft'ta ne oldu falan diye etrafımızdaki yetişkinler böyle bunlar ne konuşuyorlar acaba? Hani farklı bir dünyaları var falan diye düşünüyorlar. Hani ben zaten o dünyanın içerisindeyim. Şu anda izledikleri süper kahraman filmlerini ilk böyle cuma günü geldiğinde izleyenlerden birisi zaten benim. Ya, ya öyle olunca o zaman o tazeleniyor yani. Bazı insanlarla hiç değişmiyor. Biliyor musun Hakan Hoca'nın, sevgili Hakan Altınerim bizim Hakan Hoca'mızın Marvel filmleri delisi. Oğlu Amerika'da ya Hakan Can. Evet. Hakan Can Amerika'da daha erken vizyona giriyor diye
şunu konuşuyorlar. Sakın bana anlatma, sakın bana anlatma. Cuma günü geliyor. Filmin sonunu söyleme deriz ya onun Cuma gibi. Cuma günü geliyor. Hakan Hoca koştur koştur Marvel filmi. Bütün süper kahraman filmleri, Marvel filmleri bayılır. Ay hiç bilmiyordum ben bu tarafını. Tabii bunun merakı işte ister ya. Karikatür, ister Marvel, ister süper kahraman. Bence o hiç geçmiyor insanlarda. Her yaşta insanda her yaşta, var büyük ihtimal. Tabii, hiç tahmin etmezdin değil mi Hakan Hoca'nın koşa koşa Marvel filmlerine gittiğini? Ne güzel. Ya vallahi bilmiyordum. Ben mesela evet. değil ama bizim evde de var bir tane. Erkek arkadaşım da bayılır. İçindeki çocuk tamamen yaşıyor onun. Biliyorsun onun da tarzı o. Ama ben de mesela böyle bir çizgi film veya animasyon bir şeylere denk geldiğimde seyrediyorum yani çok hoşuma gidiyor. Ben Buz Devri Şirinler hastalık. Falan böyle var. Bazen denk geliyorum, görüyorum. Tabii, kalıyorum yani tamam, seyrediyorum. Ben Buz Devri evet. hastasıyım. Şeyi yedi değil mi o? Evet yedi. Çok üzüldüm. Bitirdiler. bütün işte 6-7 seri boyunca yiyemediği o fındığı yedi sincabımız ve bitti. Ben çok üzüldüm. Evet, çok final yaptılar. Final oldu. Yani. Evet. Hep o fındığın peşinde evet, miydi? Evet 6-7 bölüm, 7 film tabii, falan tabii. peşinde koştu. Ay bebeğim. Sonra da öyle bitirdiler. Çok şeker. O fındığı aldı ve büyük bir hırsla yedi böyle. Öyle final yaptılar. Yani. Ay. Kaç kişilik bir ekip oluşturuyor Kral Şakir? Şu anki ekibimiz 17 kişi, çekirdek ekip ama bir sinema filmi gerçekleştirdiğimizde o ekip bayağı yüzlerce kişiye ulaşabiliyor. Ulaşıyor, yani şu anda işte 3. uzun metraj filmimizi bitirdik yani. Şu anda artık son böyle bağlamalarını, minik minik dokunuşlarını yapıyoruz. Hı. Büyük bir ihtimalle Temmuz ayına yetiştirilmesi için şu anda uğraş veriliyor. Hı. Sinemaya girmeyecek ilk defa. Hani büyük insanlar bekliyorlardı sinemaya girsin evet. gitsin diye. Biz şu anda bir dijital platformla ama yine de büyük bir şey olacak. Yani 26 ülkede gösterilecek falan. Bayağı büyük bir yani güzel bir oluşum olacak. Evet. O yüzden heyecanlıyız. Artık eli kulağında yani. Hani şey. Ay çok ben de heyecanlandım. Seyredeceğim mutlaka. Çok çok güzel bir film oldu. Biz hani dediniz ya işte bu içinde mesaj veren şeyleriniz var diye. Bu filmin adı da Kral Şakir Geri Dönüşüm. Zaten adı bile bir mesaj içeriyor. Yani biz hani gerçekten hani geri dönüşüm şu andaki adıyla ileri dönüşüm. Yani bu dünyanın sürdürülebilir bir dünya üzerine iklim eyleminden tutun da işte dünyanın kirlenmesine kadar birçok ciddi güzel mesajlar veren ama aynı zamanda da çok güzel bir işin içinde eğlenceli bir maceranın olduğu bayağı süper bir film geliyor. Onu zaten bekliyorlar yani ben ara ara tease ediyordum. Çok heyecanla bekliyor bizimkiler. Evet Temmuz'da geliyor inşallah Kral Şakir. Ya da Eylül bilmiyorum tam şu anda emin evet, olamıyorum. En geç sonbaharda geliyor. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Evet yine birlikteyiz. Bir yandan da Kral Şakir, şimdi yine ondan devam edelim. Bizim gururumuz oldu. Birleşmiş Milletler Kalkınma Projesi'ne dahil oldu değil mi? Dünya evet. çocukları artık evet. işte iklim değişikliğini, temiz enerjiyi gibi bunları Kral Şakir'den amaçlı. Öğrenecekler. 17 evet. proje değil mi? Bunu daha önce işte Angry Birds ve Şirinler'le yapmışlar. Benimle aslında yaklaşık 2 sene önce falan temasa geçtiler ya Kral Şakir'le ilgili bir şey yapabilir miyiz diye. Hem Türkiye'de başlıyor sonradan diğer ülkelere de yayıyorlar. Olur dedim fakat dedim biraz dedim bekleyelim dedim. Ben bu işte Kral Şakir Geri Dönüşüm filminin yani bu dedim tamamlansın dedim oradan görüntüler çıksın çok daha güzel olur dedim. Gerçekten de ben sözünde durdum. Tekrar temasa geçtiğimde bakın artık hazır dedim malzemeler. Bir 2022'nin bir takvimini çıkardılar. Sürdürülebilirlik takvimi. Kapağında işte bizim şu anki yayınlanacak olan Kral Şakir Geri Dönüşüm'ün afişi var. İçinde de 17 küresel amacı vurgulayan mesela iklim eylemi onunla ilgili bizim bir dizimizden bir görüntü var kare var orada balonlarla işte bir karikatür biçiminde o mesajı veriyoruz çok hoşlarına gitti acayip güzel
tepkiler almışlar. Onlarla çalışmalarımız sürecek yani. Böyle şeylerden ben de gurur duyuyorum. Uluslararası tabii. Oldu Kral Şakir'im. Evet, evet. Peki sürdürülebilirlik sizin aklınıza gelmişti. Birleşmiş Milletler sizin aklınıza geldiği için mi aradılar yoksa onlar aradıktan sonra mı sürdürülebilir? Çünkü sürdürülebilirlik çocuklara öğretilmesi çok önemli bir şey ama evet. Hiç kimsenin aklına gelmemiştir bugüne kadar diye yok, düşünüyorum. Bizim şöyle söyleyeyim. Bizim Kral Şakir başladığından beri dizimizin arasında sürekli bu vurgulanıyor. Yani onlar zaten diziyi görüp zaten söylediler. Ben filmi dedim ki film tam bunun üzerine dedim. O zaman bir kere daha tebrik ediyorum. Bir çocuk şeyinin içine bunu koymak bence gerçekten hem evet çok ya. Cesurca hem de çok iyi düşünülmüş bir şey. Bu yani. Bizim bir de sorumluluğumuz gerçekten. Yani bu çok önemli bir şey. Yani ben özellikle çocuklar söz konusuysa durum ona karşı bir sorumluluğumuz var. Hep bu örneği veriyorum. Hani Örümcek Adam süper kahramanlardan konuştuk ya. Örümcek Adam'da bir söz var. İşte büyük güç büyük sorumluluk getirir diye. Bu işte çünkü sorumluluğu yerine getirmediği için öldürülüyor işte amcası. Onun üzerine bir macera başlıyor zaten. Burada da gerçekten biz sorumluyuz. Yani bunu yapmak kendimi sorumlu hissediyorum gerçekten. Biz çok geç öğrendik ya. Yani ben bile çok geç öğrendim bu sürdürülebilirlik mevzusu falan filan. Çünkü benim çocukluğumda böyle bir şeyden çok bahsedilmiyordu. Yani biz öyle doğayı, tamam evet hepimiz doğayı ama doğayı korumayı çöp toplamak olarak algılamış bir jenerasyonun çocuklarıydık. Biz bütün bu mevzular, işte sürdürülebilirlikler, geri dönüşümler bunların hepsi çok geç öğrenildi ya. Şimdiki çocuklara bu kadar erken yaşta öğretebilirsek hayvan eğer. Hayvan sevgisi çok, değil evet, mi? Tabii. Bunların hepsi bunlar çok geç öğretildi bize. Ve bence öğreteceğiz çünkü bu sen de farkındasındır. Bu yeni jenerasyon duyarlı yani. Çok. Ve hemen alıyor böyle bir şey, bir mesajı verdiğinizde sahipleniyor. Bence bizden çok daha duyarlılar. Öyle oldu artık ortada zaten dünyanın halinden görüyoruz. Biz o kadar duyarlı değildik yani tabii. Bizim nesil. Bu internet sayesinde de tabii internet çok... bu kadar hızlı yayılmasıyla. Tabii çünkü şimdi bize birinin sürdürülebilirlik tadında bir şey söylediği zaman... Diyelim ki anne babamız o zaman verdi bize. Nereden araştıracağım ben? Şimdi çocuğa bir kelimeyi söylediğin dakika internete girip binlerce kaynaktan bakabiliyor. Bu ne demek, nasıl çalışır, ne işe yarar, buna dair ne yapılabiliyor filan. Bizde yani ansiklopedi falan var daha. Yani evet, hani meydan namuslar. Ben 16 yaşındaydım bilgisayar. Çok hızlı bir değişim yani. Oldu. Tabii. İnternetin gelmesiyle zaten. Hızlı, bilgiye hızlı erişim. O yüzden aynen. Güzel bir proje oldu. Mesela biz yani bunu sadece mesela aslında Kral Şakir şu anda MENA bölgesinde, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da 23 ülkede 8 ayrı lehçede yayınlanıyor. Yani dünyaya yayılmış durumda. Hatta bana şimdi mesajlar geliyor. Suudi Arabistan'dan çocuklar ülkemizi ziyaret edecek misin falan demeye başladılar yani. Yani yayılma şeyimiz güzel. Yani dünyaya zaten ama bu işte dizi şimdi yakında Avrupa, Amerika oralarda da görüşmelerimiz var hani yayınlansın diye ama özellikle bu son filmimizde bence son filmle bence yani onun da çok güzel bir çıkış olacağını düşünüyorum. Evet. O yüzden böyle biz hep bu tür mesajları vermeye çalışıyoruz. Ankara'da çok güzel bir oluşumumuz daha oldu. Kral Şakir Macera Dünyası diye bir tema parkı açtık. Şöyle mesela odalara giriyorlar. Bu kaçış evleri vardır ya çocuklar, gençler evet. Şey yaparlar. Bir görevi yerine getirmeye çalışırlar. Evet. Oraya girdiklerinde yine aldıkları bir mesaj var. İşte dünyayı atıyorum hani yaşanılır bir yer kılmaktan... Ay söyleyemedim yani dünyaya zarar veren bir canavardan kurtulmak için belirli nesneleri topluyorlar. Bir yarışmanın içerisine giriyorlar ve orada Kral Şakir filmlerinin içerisinde geçen mekanlar, şeylerin içerisinde dolaşabiliyorlar. Ay çok şeker. Aa çok güzel. Kaç yaşa kadar alıyorsunuz? Çocuk olmak istedim. Alıyorlar. Alıyorlar mı büyükleri evet, de? Yani, biz de gidelim. Vallahi gidelim. Seanslarda alıyorlar böyle. Gördün mü? Vallahi çocuk olmak çok istedim. Çok güzelmiş. Tekrar. Bizim zamanımızda yoktu böyle şeyler. Aynen ya. Bir de sizin şey var. Çürük Ali. Mikrop Necati. Mikrop Necati değil mi? Ya o da çok iyi. Onlar dişin içerisinde yaşayan iki tane mikrobun maceraları. Evet. O aslında bizim böyle 4-5 bölüm yayınlanmış bir şeyimiz. O internete bizi YouTube'a koyduk. Ya, ama o da çok izlenmiş herhalde. Tek bir videosu böyle 70 milyon, 100 milyon falan izlenmiş. Ya, ne oluyor internet falan. İnternet mucizesi dediğim şey bu işe bak gördün mü yani? Yani onu bulmuşlar yani aileler diş fırçalatabilmek için çocuklarını izletmişler. İşte ama ne güzel bak. İyi fikir ama faydalı yani. Şeyler. Onu da inşallah yeşerteceğiz. Yani onlar böyle başlayıp hani durmuş projeler ama onlar da aslında devamı gelmesi lazım. Gelsin. Hani projelerimiz var.
diş hani o kısmı bitince ya başka vücuda, bir şey vücudun çeşitli dolaşıyor. Organlarında evet, evet. Değil mi? Evet, evet. Kulak temizliği işte. Tabii canım. Çocuğun var mı? Çocuğum yok. Yok. Ha. Ya şöyle eşimle biz bir şekilde... hani varsa onda da var mı evet. Aynı yetenek yani, böyle biraz diye böyle artık soracaktım. Yaşımız gereğiydi falan bu saatten sonra artık olmasın, yani olmasın diyoruz. Çok çocuğumuz var zaten itirafımızda. Zaten hani, çok çocuğumuz. Biraz o moddayız. Bir de evde bir tane çocuk var zaten diye düşünmüş. Kocaman bir çocuk var. Herhalde kocaman bir çocuk var diye yani. Peki aşk desem size. Biraz da aşktan söz edelim. Evet. Kızardık. Kızarmayın. Damlacığım senin. Evet, benim bir erkek arkadaşım var. Duygusal bir insan olduğunu biliyorum. Evet. Nasıl çok... bakıyorsun aşka? Biliyorum şu anda da bir beraber var zaten. Ya şöyle ben aşka, evet duygusal bir yapım var benim. Aşkın çok güzel bir şey olduğunu düşünüyorum ama yaşla beraber ve özellikle şimdiki ilişkime baktığımda doğru düzgün aşkın ya da ilişkinin ne olduğunu şimdi anlamaya başladığımı fark ediyorum. Yani hani tanıyan vardır benim erkek arkadaşım da oyuncu sevgili Orçun Kaptan. Evet, buradan beni evden izliyorsan. Selam söyleyelim. O da işte tam da dedim ya bizim evde de bir çocuk var diye. O da sonuçta bir mizah yazarı aynı zamanda bir yani daha çok komediyle tanınmış bir oyuncu. Tabii. Şimdi biz evde çok eğleniyoruz beraber. Beraber yazıyoruz, beraber işte dersleri beraber veriyoruz. Bir sürü fikirleri beraber buluyoruz. Yani ilişkiyi itişip kakışmak ya da sorun yaşamak ya da birbirine sorun çıkartmak olarak değil. Beraber el ele ileri doğru yürümek için kullanıyoruz. Ve bu benim hayatımda belki ilk defa yapmayı başardığım bir şey olduğu için bana çok keyifli geliyor. Yani hep şey derlerdi, ben şimdi 41 oldum, 40'tan sonra göreceksin bak hayat ve hayata bakış ve her şey çok değişecek diye. Benim için çok değişti. Aynı zamanda tabii bir hani 9 yaşında, 9,5 yaşında Orçun'un ilk eşinden bir oğlumuz da var artık filan. Hayatıma bir çocuk girdi. Böylece çocukların neler sevdiğini daha iyi fark ettim. Yani. Eren çok seviyor Kral Şakir'i çünkü. Hayata bakışım ve duruşum değişmeye başladı. O da bana çok iyi geldi. Herkes diyor ki işte çok ışıldıyorsun bununla falan. Dedim ki bunun şeyle çok ilgisi var. Hayata bakışım da değişti. Beraber sırt sırta vermenin getirdiği bir şey de beni çok olgunlaştırdı büyük ihtimalle. Bir de eğlenmek ya hayat. Artık ne istediğin ne istemediğini biliyorsun hayattan. Hem öyle hem de eğlenmek çok önemliymiş. Beraber eğlenebilmek paylaşmak. Çok önemliymiş. Paylaşabilmek çok önemliymiş. Şimdi çok zor bir ortamda yaşıyoruz ya artık. Hani her şey pahalılıktı, oydu, buydu, sürekli ülkede bir şeyler oluyor falan filan. Stabil kalabilmek çok zor. Kendine bir dünya yaratıp çökmeden, işine odaklanarak sürekli iyi bir şey yapmaya çalışmak çok zor. Dolayısıyla eğer bunu seninle beraber sürekli depresif bir insanla yaşasan mesela o çok zor bir şey. Yani çok sürekli depresif. Demotive eden, sürekli depresif. Çünkü şunu çok görüyorum ben arkadaşlar. Ben sevmiyorum artık depresif insanlarla. Vallahi görüşmek istemiyorum yani. Bir sıkıntısı olur, bir derdi olur. Hani paylaşırsın, yakınındır. O başka bir şey. Ama sürekli depresif, sürekli negatif, sürekli olması pesimist insanları evet mümkün olduğu kadar ben dinleyemiyorum artık. Yani bir arkadaş, yani. Mesela çok yakın arkadaşlarımı uyarıyorum biliyor musun? Mesela telefon açıyorum, nasılsın dediğimde. Evet. O bana o 10 dakika içerisinde hayatındaki bütün kötü şeyleri arka arka sıralayıp var ama her böyle şeyden şikayet edildiği zaman yani pahalılıktan da şikayet ediyor ondan da bunu ya arkadaşım evet. Anladık bize de pahalı. Bize de hayat zor. Evet yani hepimizin sıkıntıları var. Hepimizin sıkıntıları var. 3 aşağı 5 yukarı herkesinki aynı. Şimdi mesela tam yurt dışıyla bir şey yapmaya çalışırken doların tavan yapması sizi bizi hepimizi etkileyen hepimizi bir şey. Yani bundan etkilenmeyen biri yok mu memlekette tabii ama ki. Sürekli bunları konuştukça bunlar ufalmıyor. Büyüyor. Bana da böyle oluyorum ben. Zaten fena oldular geldi falan diye evet. Olmaya başladı. Yani. Allah'tan bizim evde o yok. Yani hani o için de ben de tamam hani günaydın falan diye uyanıp bir motivasyonla hayata başlamaya çalışıyoruz. Birbirinizi yükselterek. Başka çare yok. Başka çok çare güzel. Yok yani çünkü hepimizi etkiliyor. O yüzden benim için aşk şimdi bambaşka bir yere evrildi ve bambaşka bir şeye dönüştü. Harika. O yüzden de çok şükürler olsun. Senin adına. Teşekkür ederim. Peki aynı meslekte olmak sence avantaj mı dezavantaj mı? Bence biz bizim mesleğimiz dışında birileriyle zorlanıyoruz. Neden zorlanıyoruz?
Çünkü yani şimdi mesela biz bugün seninle beraber Düzce'ye gideceğiz, oyun oynayacağız az sonra. Gece de muhtemelen 2-3'te falan evde olacağız. Şimdi bir bankacı için mesela örnek olarak söylüyorum. Gece 3'te gelmem bazen bir tuhaf ve enteresan olabiliyor. Nereden geliyorsun gece 3'te olabiliyor ve uyuşmak ve görüşmek çok zor olabiliyor. Fakat aynı meslekte bence zorlanır diyor ya insanlar. Egolarınız yüksek değilse ve evde iki tane ego birbirine çarpmıyorsanız o zaman problem yok. Egolar yüksekse biraz zor. Egolar ama yüksekse çok zor. Evet. Kim daha şöhret, kim daha iyi. Şimdi bu çünkü çok değişiyor. Onun sinema filmi dizisi giriyor. O daha parlak bir şöhrete sahip oluyor. O dönemlik olarak. Evet. Sonra ben bir işe başlıyorum. O arada çalışmaya oluyor. Ben daha yani bu egonun içinde savaşmaktansa buna şöyle bakmak gerekiyor. İkimizden biri en azından orada mıyız? Tamamdır ya, yürü gitsin yani. Keşke öyle bakabilsin. Çünkü kalıcı bir şey değil. Kalıcı. Evet. Sizin döneminizdeki şöhret gibi kalıcı bir şey değil bizimki. Hı hı. Benim jenerasyonumda o kadar kalıcı şöhret diye bir şey yok maalesef. Ya yani biz dönemsel olarak yaptığımız dizilerle şöhret oluyoruz. Sonra da daha hani bu kim diye dönüşüyor. Evet. İnan bana iki yeni diziler geldikçe, yeni insanlar geldikçe. Aynen gerçekten öyle. Yani bir Aydan Şener gerçeği artık var olmuyor maalesef. Böyle bir şey var bizim jenerasyonumuzda. Peki Japon anime akımı var şimdi son zamanlarda. Doğru söyledim mi diye bakıyorum. Doğru. Japon anime, bunu eleştirenler de varmış. Sen ne düşünüyorsun? Benim pek fikrim yok açıkçası Japon animeyle. Etrafımdaki birçok çocuğu dikkatle bakıyorum. Hatta ben kitap fuarlarına çok gittiğim için bayağı kuyruklar falan oluşuyor. Yani böyle manga inanılmaz derecede Türkiye'de yükselişte. Herhalde dünyada da öyle. Vallahi şöyle, ben çizgi roman meraklısı olduğum için aynı zamanda manga da çok okuyorum. Şimdi biz hep tabii Hollywood, işte Amerikan çizgi romanları, Marvel'ları falan biliyoruz ama diğer tarafta da bir manga gerçeği var. Onlar şimdi eleştirdikleri bazı türler olabilir ama manga çok geniş kapsamlı bir olay. Yani onların her türlü türü var. Atıyorum bir Shakespeare eserini de manga haline çevirebiliyorlar. Ha. Bir klasiği manga yapabiliyorlar. Ya da benim şu anda hayranı olduğum bazı mangalar var. Yani bence birçok Hollywood senaryosuna bin basar. Yani hani çok çok gerçekten. Manga Japon animelerinin ismi mi? Evet. Manga çizgi roman, Japon çizgi romanı. Anime de onun çizgi film hali. Okey, tamam. Evet. Yani öyle nitelendiriliyor. Bu Heidi'ler falan vardı mesela. Tabii, Heidi'ler de Japon. Onlarla başlayan olaylar. Evet. Orada çok usta insanlar var. Mesela Miyazaki diye bu Ruhların Kaçışı filmini yapan, işte Totoro diye belki biliyorsunuzdur. Yani o adam da çok değerli bir adam. Hatta Hollywood bile önünde saygıyla eğiliyor. Ben yani galiba Eren'in elinde gördüm bunlardan bir tane. Evet, galiba özellikle çocuklar çok seviyorlar bunu. Doğru. Çok çok meraklılar. Evet, Miyazaki'nin özellikle filmlerini mesela takip etmenizi isterim. Yani o da doğaya karşı, dünyaya karşı çok güzel mesajlar veriyor ve İzleyelim. Çok derinlikli filmler yapıyor gerçekten. Yani normal bir böyle bir çizgi film bilmem ne diye nitelendirebileceğimiz bir şey değil. Gerçekten çok ciddi eser. İzlerim, ben çok severim. Ben mangayı önemsiyorum. Yani hatta geçen hafta yayın evi onu bile konuşuyorduk. Bir tane manga mı yapsak biz de, yani Türk mangası diye. Hı hı. Çok benim hoşuma gidiyor. Ben bayağı takip ediyorum. Bir de mesela hani Shakespeare falan diyorsun. Tabii hani tabii. Çocuklara tanıtma açısından da ben ya de çizgi roman deyip aslında geçmemek Çalık lazım. Çalık Uşu'nu yapın siz de mesela. Çok güzel o. Hani bir bizim şey romanlarımız. Değil mi? Şey yapılıyor mu çok merak ediyorum. Hep. Birinin animesi yapılıyor değil mi? Bilinen birinin animesi tabii, yapılabiliyor. Tabii, tabii. Mesela Aydan'ın animesinden bir Çalık Kuşu yapsanız çok tatlı olmaz mı? Zaten Çalık Kuşu deyince direkt yani siz. Evet, o yüzden. Evet. Senin animenden çok şeker olmaz mı bir tane yani? Çalık Kuşu'nun seferi de senin animen. Evet. Çok güzel olur. Ama çok acayip şeyler yapılıyor. Mesela atıyorum mesela Karl Marx'ın Hayatı. Yani o mesela Kapital'i bile bir çizgi roman yapmış. Ne güzel yani. Ama çocuklar öğrenmiş oluyorlar, tanımış oluyorlar. Bizim gibi yani üniversitede işağlarına gelince öğrenmelerindense çocukken bunu yavaş yavaş öğrenmeleri. Mi? Tabii ki. Sadece çok zor. Ben düşünüyorum mesela şimdi biz bir çocuk dizisi yapıyoruz. Pedagoglar delice uğraşıyorlar çünkü çocukları uygun bir dile çevirmek bir şeyleri ve yanlış bir şey yapmamak, yani cinsiyet ayrımcı bir şey yapmamak,
işte yanlış bir mesaj vermemek o kadar zor çok, ki şu anda çok çocuklara. Önemli, çünkü tabii. Ben mesela kendimi, hı-hı, ki benim annem eğitimci biliyorsun ki bu cinsiyet ayrımcılığını son derece yıllarca savaşmış bir kadın. Ben bile lugatımda kendimi yakalıyorum biliyor musunuz bunu? Bu hatayı kelimelerde yapıyoruz bazı belli kelimelerde, tabii belli canım, imalarda. Artık o kadar yerleşmiş. Yerleşmiş şey, öyle yani yetiştiğimiz. Helal olsun erkek gibi kısın ama. Öyle değil. Evet, evet yani ne delikanlı kızsın demek bile aslında doğru bir şey değil. Tabii ama yani biz niye yapıyoruz dilimize yerleştiği için? O yüzden muhtemelen çocuk işi yapmanın bir de böyle zor bir tarafı vardır herhalde. Çocuklara yanlış bir şey yapmamak için mesela, yüzlerce pedagog. Mesela biz bu konuda da çok güzel mesajlar veriyoruz. Özellikle toplumsal cinsiyet ayrımcılığı konusunda. Bizim çünkü Kral Şakir'in kız kardeşi Canan, yani çocuklar için o da çok güzel bir rol model olmaya başladı. Çünkü biz Kral Şakir erkek çocuğu olarak çok böyle girişimci, maceracı, şey yapan bir tip ama Canan da çok kitap okuyan ve işin entelektüel tarafı. Ve hep şu mesajı veriyoruz. Yani sen hani kendi başına böyle erkek halinle böyle çok da bir şey başaramazsın. Yani senin yanında bir kız figürü olacak. Yani sonuçta hani siz birbirimizi tamamlayacaksınız mesajını. Bütün güzel dizimizde veriyoruz. Yani bizim için çok ablalardan önemli. Ablalardan etkilendin mi o Canan? Kesinlikle. Ya ben ablamlardan etkilendim. Sonra işte Güneş Gazetesi'nde kadın sayfasında çalıştım. Yani orada gerçekten yani... Kadınları işte gözlemledin tabii. Evet, evet. O çok önemli için yani. Orada gerçekten hani o... yani biliyorsunuz erkek egemen bir toplumun yani çok çok zararları olabiliyor gerçekten hani kadınlar açısından. O açıdan umarım hani bunlar düzelecektir. Eşiniz bu verdiğim iş yapıyor. Mesela. Eşim de benim televizyoncu. Ah, işte, tabii ki. TV8'in genel müdürü bu arada. Aa öyle mi? Bayağı bir şey Aslı Çin'i. O da piyasada. Selamlar olsun. Aa öyle mi? Aslı'ya da. Sevgiler evet gerçekten. Çok sevgiler. Tabii canım orada da bir televizyon bağlantısı. Çünkü başka bir meslek olur mu dediğin işte çok zor oluyor yani. Çok uzak meslekler uzak değil yani. Olamaz. Evet, evet siz biz de o anlamda birbirimizi anlıyoruz. Yani o da mesela hani senin dediğin gibi yani mesela akşam gece toplantıları bile olabiliyor şey yapabiliyor. Onu ancak anlayabilecek insanlar bir arada birlikte olmak lazım aynen, biraz aynen da doğru. Şimdi çok bekledim seni yaz tatil. Evet çok bekledik. Bu ilk defa bize getirdiğin evet çok ya, teşekkür ediyorum. Senin uğurun olsun. Öyle olsun. Ben uğurluyumdur. Gerçekten hep öyle derler ben yani. Ben uğurlu olduğuna şehadet ederim bak. Çünkü bilet satışından biliyorum. Benden daha real kimse bilemez. Harika. Bu şimdi bizim uğurlu 11. gelsin kitabı. İnşallah 11. kitap. Evet. Hı. Daha piyasada yok. Şu anda online olarak alabiliyorlar ama 5 Haziran'da tam olarak bütün kitapçılara dağıtılacak. Evet. Ya şöyle 10. kitap aslında yakın zamanda çıktı. Yani çok da ara vermedik. O yüzden ama şimdi bizde şöyle bir şey oluyor. Mesela imza 10. kitabı imzalıyorum. Çocuk mesela o sırada almış kitabı, kuyruk gelene kadar kitabı bitiriyor, 11. kitabı çıkıyor. O çok iyiymiş. Hayır diyeceğim, o yüzden artık ara vermiyoruz. Yani. Vermeyin ara. Çok bekledim seni yaz tatili. Ne anlatıyorsun burada? Ya ismini de böyle koymak istedik. Çünkü bu pandemi ortamında artık çok bunaldık ya böyle yani sürekli insanlar evlerindeydi. O yüzden biz çok bekledik. Hepimiz çok bekledik bu yaz tatilini. Gerçekten. Böyle ferah bir mesaj verelim istedik. O yüzden kitabın kapağını ve ismini öyle koyduk. Evet. Ama güzel bir yeşil. Turkuaz o efendim. Evet. Bizim evin rengi. Öyle ben mi? Bayılıyorum bu renge. Evet ev bu renk hatırlıyor biliyorum musun? Senin evin çok seviyorum. Renk, evet. Çok enerjisi yüksek ve güzel bir renk aynen, o yüzden çok iyi olmuş. Yeni projeler var mı Damlacığım? Yeni projeler var. Bir çocuk dizisi çekeceğiz. Ondan sonra Cime efendim. TRT Çocuk'ta bir çocuk dizimiz olacak. Taci diye kuklamız var bizim de. Taci. Aslında Rudy'di. Taci'ye döndü ismi. Bir kuklamız var çok güzel ve Amerika'da yapıldı geldi. Çok ilginç de bir kukla. Biraz böyle Susam Sokağı'nın kırpığını hatırlar mısınız? Tabii. Ona benzeyen ama böyle gözleri kafası falan her şeyi oynayabilen hoş bir kuklamız var. Benim için değişik bir tecrübe olacak. Hiç çocuk dizisi çekmemiştim. Onun dışında okul akademi giderek büyüyor. Yeni bir oyun sezona sevgili Hakan Hocam, Hakan Altıner yapıyorlar. Yeni bir sezon sürprizi var. Evet, buradan söyleyeyim mi? Söyledi mi ne olduğunu peki? Orada o gün söylemedi de
Hani ben biliyorum tabii ne olduğunu. Ben patlattım, söyleyeyim mi? Patlat ya. Benim programımda patlamış Enem yaprak dökümü yapacak ya. Sevgili Hakan Altınlar. Evet. Ben de Nacizane Fikret'i inşallah oynayacağım orada. Baba kız ilk defa karşılıklı olacağız şeyde. Babamı oynayacak ve ilk defa böyle karşılıklı ikili sahnelerimiz olmuş olacak. Keyifli oynayacağız. Bunu da ben söylediğim için özür dilerim hocam. Şimdi bundan ben patlattım ama. Aydan Hanım istedi. Ben vallahi evet, bak evet, başlayalım. Uğurlu gelecek. Kesinlikle. Kesinlikle uğurlu gelecek. Öyle yani işte tiyatro bir yandan o. Bir de yazın mesela senin de içinde artık bulunduğun sevgili Kibarlık Budalısı'nı biliyorsun açık hava ilginç yerlerde oynamaya başlayacağız. Bir Yıldız Parkı'nda, oynayacağız. Evet. Bekleriz Yıldız Parkı'nda. Evet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin projelerinden biri o. Yıldız Parkı'ndaki köşkün önünde açık havada oynayacağız. Ondan sonra. Dolayısıyla değişik yerlere gideceğiz yani. Değişik şeyler var bu yaz. Turneler bizim çok keyifli oluyor. Çok eğleniyoruz. Tiyatro oyunlarını neler... Ben çok meraklıyım. Abla hem ablamlardan geliyor hem de şeylerden. Gerçekten tiyatro bambaşka bir olay. Ablalar yani, tiyatro. Zaman. Tabii tabii. İkisi de Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncusu. Aa. Hatta 10 yaş küçük erkek kardeşim de Bilkent oyunculuğu bitirdi. Biz de hepsi oyuncu. Bir tek ben şey... Ne güzel. Böyle sanatlar iç içe. Evet. Dört kardeş. Kalabalık da bir yani şimdiye göre kalabalık bir aile. Aileyiz ama çok güzel yani. Üç kardeş miydiniz? Dört kardeşiz. Dört kardeş. İki ablam var. Bir de kardeşim dedin. Evet. O yüzden ablamlardan etkilendim mi diye sormuştu ya. Gerçekten evet. Etkilendim. Çünkü küçükken böyle babamın yurt dışından böyle getirdiği oyuncaklar vardı. Gemilerde çalışıyordu babam, rahmetli babam. Böyle o hayvanlarla sürekli dünyalar kurup bana hikayeler anlatırlardı. Ben evden o yüzden hiç çıkmazdım yani ablamın anlattığı hikayelerle. Güzelmiş ya. Bir şey söyleyeyim mi? İzmir'de büyümenin de bence mutlu bir çocuk olmakla ilgisi vardır bence ya. Bence de o konu. İzmir'in işte, bambaşka bir havası var ya. Evet, bir komşuluk kesinlikle. İlişkisi, çocuklar biraz daha sıcak bir iklimde. Daha çok sokaklarda, daha çok iç içe falan oldukları için belki de falan. Evet, ben bence, genelde gülümserim mesela. Evet. Şeyler, niye hep sürekli gülümseriyorsunuz? Biz öyle alıştık. Hep sürekli gülüyoruz böyle. Güzel değil mi? Artık evet, unutuldu çünkü o yani. Evet, insanlar yani. Herkes birbirine böyle bir öfkeyle bir her an bağırmak, her an yani böyle bir çemkirmek durumu. Hani en güzel o sözcük da anlatıyor çünkü. Hani televizyon programlarında da öyle. Ya. Bakıyorum herkes bir sürekli bir kavga kıyamet. Herkes çok mutsuz. Evet, dizilerde öyle sürekli bir bağırma sahneleri. Hani ne kadar çok bağırırsam o kadar iyi oyuncuyum gibi falan. Böyle bir ya da programlar özellikle o konuda. O aynı anda kakofonik şekilde böyle bir bağırış çağırış i̇şte konuşmalar onu, falan. Tartışma olmuyor zaten hayatım. Bayağı göz üste konuşulan tabii. Ve anlaşılmayan bir şey oluyor. Dışarıdan kendilerine baksalar aslında anlayacaklar da. Aynen o kadar an... programları öyle maalesef. Ne güzel ki böyle gülerek, gülümseyerek, işte günaydın diyerek değil mi insanlara? Yani biz yani Kral Şakir'de de onu vermeye çalışıyoruz. Mesela yani yetişkinler de izliyorlar. Şey diyorlar ya hani çocuğumuz yattıktan sonra biz ikimiz oturuyoruz. Eşimle birlikte izliyoruz. Ya da atıyorum mesela o gün çok yorulmuşum geliyorum. Bir tane Kral Şakir açıyorum. Bana yaşama sevinci veriyor diyor. Daha zaten başka ne isteyelim ki hayatta? Değil mi? Bu kadar güzel. Evet. O kadar ihtiyacımız var ki. Geçen gün uzun bir süre evde griptim, yattım dedi bir arkadaşım 4-5 gün. Televizyonda beni mutlu edecek, neşelendirecek, güleceğim, keyifli bir şey arıyorum deli gibi. Evet. İşte dijital platformları açıyorum falan ve bulamadıkça sinirlendim sonunda dedi yani. Televizyona küstüm dedi. Çünkü hani evdeyim, keyfim de yok, hastayım da mutlu olacak bir şey açmak istiyorum yani. O yüzden de mesela şey deyince kızıyor insanlar ama kızmasınlar. Dramatik oyunlara da, dramatik filmlere de insanların tahammülü kalmadı. Çünkü artık keyifli bir şey görmek istiyor herkes. Biraz gülümseyeyim ne olur biraz keyfim yerine gelsin da, istiyor yani insan. Hepsi olsun yani. Sinemada da komediler genelde daha çok iş yapıyor zaten. Yani şu anda öyle çünkü şu an bence halkın ruh hali pandemiden sonra o halde. Biraz dengeyi bulacak ama işte neyse ki şimdiki her şey açılıyor, yaz oyunları başlayacak, yeni filmler girecek falan. Biraz dengeyi bulacak diye ümit ediyorum yani. Ben de mesela tiyatroda seyirci olarak da komediyi tercih ediyorum mesela. Yani sırf pandemiden de değil, hep öyleydi. Hani tiyatroya gidince öyle... Yani komedi azaldı. Komedi izlemek yani istiyorum. Diğerleri de olacak mutlaka da bir de denge olması güzel olur. Evet. Yani mesela televizyonda denge komedi bozuldu. İşi yok farkındaysanız. Hiç yok. Eskiden sitcom diye bir şey vardı. Şu an çok uzun zamandır televizyonlarda sitcom yok.
Hatta ben şöyle söyleyeyim size, bizim Türk malından beri doğru düzgün bir sitcom yapılıp televizyona konmadı mesela. Evet. Eskiden her sezon mutlaka bir sitcom seyretmez miydik? Patla Hayat'tı, işte bilmem neydi falan, çok seyreden. Dadı vardı. Gülsen'in dizileri vardı, bir sürü Yalan Dünya falan gibi. Çok uzun zamandır televizyonda bir sitcom seyretmiyoruz mesela. Komedi işi yok. Hep ağır ağır dramlar, fenalıklar falan gidiyor. Ben zaten uzak duruyorum yani gerçekten. Televizyon seyircisi değilsiniz değil mi? Yani o tür böyle işte o tür dizilerden uzak duruyorum yani. Gerçekten ya, beni de aşağı çekiyor yani. Evet. Ben bir de dayanamıyorum, patlıyorum böyle. Vurdulu kırdılı, işte asarımlı keserimli dizilere falan zaten benim de öyle hiç tahammülüm yok. Hiç seyredemiyorum yani onları. Hani daha duygusal dizileri falan bazen seyrettiğim bir iki Türk dizisi var. Ama o yüzden ben boğazını keserim, vururum. Evet, yani. Ay, onları soru hiç tahammülüm. Aydan Şener dizi çekmeyi düşünmüyor mu? Program sunucusuna soru soramıyor muyuz yani? Öyle bir hakkımız yok mu? Var, tabii ki var. O. Biz de soru soramayız yani. Ya yani düşünürüm, tabii ki düşünürüm ama iyi bir şey olursa ancak. İyi bir şeyi bize tasvir etsene. Çünkü izleyen yapımcılar bir türlü bu iyi bir şey anlayamadıkları için olmuyor bence. Tam olarak ne istiyorsun? Vay çok zor soru. Tam olarak yani. Sipariş bir. Evet ya, ya onu okuyunca zaten. Zaten ilk birkaç sayfasını bile okuyunca anlarım. Yani sevebileceğim, işte içinde kendimi hissedebileceğim. Hani ne olduğu önemli değil, her türlü karakteri oynarım ama hani altyapısı sağlam yazılmış, iyi bir karakterle tabii ki isterim. Dijital kanallarda da olabilir, ki onları daha da çok isterim. Evet. Çünkü süre olarak hani televizyonlar maalesef çok çalışma şartları zor. Peki, sorunu da cevaplandırdım. Teşekkür ederim. Şimdi reklamlar diyoruz, birazdan yine birlikte olacağız. Evet sevgili Varol, sevgili Damla, çok çok teşekkür ediyorum programıma katıldığınız için. Çok güzel bir sohbet oldu. Bizim için de efendim, teşekkür evet. ederiz. Teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Seninle zaten akşam birlikteyiz oyunda. Şimdi biz bu hafta Bursa'ya gittik sizler için. Ve Bursa Belediye Başkanı sevgili Alinur Aktaş bizi ağırladı. Sizi o görüntülerimizle baş başa bırakıyorum.
Ay maşallah. Ne tatlı seni görsen öyle ya. Değil mi? Sen ne güzel. Nasılsın amcam, iyi misin? Merhaba, ne haber? Nasıl keyifler? İyi anladın. Aydan'ı unutamadınız mı? Aydan Şener'i. Her yer tarih. O bahsettim tarih, ya Kozahan, yani İpek Borsası kuruluyor. Evet. Orada İpek Borsası kuruluyor. İpek mezatı oluyor şu yandaki dükkanlarda. İpekler çıkartılıyor. Açık arttırmayla falan. Orada elde edilen kira geliriyle İstanbul'daki bazı camilerin ve medreselerin masrafları buradan gidiyor. Evet. Evet, bir yorgunluk kahvesi içelim. Tarihi belediye binamıza geçmeden önce bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır derler. Değil mi? Evet, bir kahvenizi içerim. O lise yıllarınızdan buraları hatırlıyor musunuz Aydan Hanım? Tabii ki hatırlamaz olur muyum? Yani burası benim çok iyi bildiğim bir yer. Tabii ki çok değişmiş, böyle kafeler falan yoktu o dönemlerde. İşte dediğim gibi dedem Kavaf'tı. Alt çarşıda dükkanı vardı. Onun dükkanına gelirdik. Ayakkabıcılar çarşısı. Ayakkabıcılar çarşısındaydı. Evet. Anneciğimle gelirdik. Oradan ayakkabılar alırdık. Zaten Bursa demek. Nur içinde yatsın. Nur içinde yatsın. Annemi, anneannemi bana çok hatırlatıyor Bursa. Çok mutlu olmakla birlikte böyle hafif bir hüzün de yaşıyorum Bursa'ya geldiğim zaman tabii ki. Ama çok özlemişim. Bursa'yı çok hatıralar. Özlemişim. Hatıralar dolu dolu. Binlerce hatıra var. Ama hep tarihi belediye binası. Şimdi takdir edersiniz, Bursa artık 3 milyon 150 bin nüfuslu. Farklı binalarımız var ama bu bina herkese bilinir. Heykele yakın olduğu için, çarşı merkezde, Hanlar Belediyesi'nde olduğu için. Tabii. Burada çok anlamlı bir resim var Aydan Hanım. Bunu izah etmek istiyorum. Bakarsanız avize, perdeler. Ay, avize, tabii. Perdeler tabii sonradan yaptık. Tabii. Ve o ortamı, ambiyansı canlandırdık. Mobilyaları da mesela ben restorasyon yaptım. 2019'da seçildikten sonra Mümtaz Reşit Paşa var ortada. O subay gibi bir elbisesi olan. Diğerleri de farklı dinlere mensup insanlar var orada, dikkat ederseniz. Rahmetli Atatürk bu binayı ziyaret etmiş. Ya. Atatürk 1938, 2 Şubat 1938 akşamı hatta burada zeybek oynamış. Gerçekten. Tabii. Şöyle ki, Merinos fabrikasının açılış tarihi 3 Şubat 1938. Hmm. 2 Şubat'tan gelmiş ve 2 Şubat akşamı buradaymış kendisi. Evet. Bu binayı 2 kez Atatürk ziyaret etmiş. Bir kez de geldiğinde halkla buluşma gerçekleştirmiş burada. Aydan Hanım, tabii tekrar hoş geldiniz diyeyim. Kısa bir Bursa turundan sonra sizi tarihi belediye binamızda ağırlamak bizim için de son derece büyük bir mutluluk. Bu 150-160 yıllık yaklaşık muhteşem yapı, tabii Bursa'nın aslında ne kadar tarihimiz için önemli bir şehir olduğunda önemli bir göstergesi. Tabii Bursa'mız ülke ekonomisinde de çok önemli bir yere sahip. Bursa ekonomisi ve sanayisinden biraz söz edecek olursak. Tabii Bursa tarihe yön veren bir şehir. Bursa farklı medeniyetleri bağrında barındıran bir şehir. 8500 yıllık tarihiyle Bitinyalılardan başlayarak özellikle Selçuklu döneminde de Osmanlı döneminde de önemli bir nirengi noktası. Ama Bursa'yı en değerli, kıymetli kılan malum Osman Gazi ile başlayan süreç. Yani devletle ilk geçiş burada. Osman Gazi çok istedi ama fetih 1326'da Nisan ayında Orhan Gazi'ye nasip oldu. İlk 6 padişahı bünyesinde bulundurması, yine onlarca önemli mutasavvıfı, önemli ismi simayı da Bursa'nın bağrında barındırması, Emir Sultan gibi, Üftade gibi, Molla Fenari gibi. Dolayısıyla bu Bursa'yı değerli ve anlamlı kılıyor. Beraberinde Bursa'nın tabii her bir caddesinde, sokağında bu izleri görmek mümkün. Özellikle eski Bursa diye tabir ettiğimiz, tabii, sizin de yakinen bildiğiniz Heykel ve civarındaki bölgede. Muradiye. Evet, Muradiye'de. Özellikle tabii ki Muradiye'de. Dolayısıyla tabii biz bu konuları belki turizmle alakalı da konu başlığını konuşacağız ama Bursa ilk yıllardan itibaren de özellikle İpek yolunun başlangıç noktasında olması hasabıyla da ticari anlamda hep hareketli bir şehir olmuş açıkçası.
bulunduğu dönemde ekonomiye yön veren bir şehir olmuş. Ana güzergah olmuş her zaman. Özellikle ipeğin de tabii burada üretiliyor olması, ki biz bunu yaşatmak adına da şu an bir ipek üretim merkezimiz de var. Yurt dışına ihracat da yapıyoruz bununla alakalı. Bununla alakalı eğitimler veriyoruz. Yaklaşık 40 civarında kırsal mahallemizde, köyümüzde kadınlar evlerinde halı, efendime söyleyeyim, böyle bazı el işleri yaparak, ipekten ürünler üreterek kendi ekonomilerine, ev ekonomilerine katkıda da bulunuyorlar. Mesela bu bölge içerisindeki, Hanlar bölge içerisinde az önce gezdiğimiz Kozağan'da ifade ettiğim gibi ipek borsasının kurulduğu yer. Tabii Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren Bursa yine ahşap sanayiyle alakalı da, makine sanayiyle alakalı da önemli bir altyapısı var. Hı hı. Ahşap sanayi diyorum çünkü ormanlarla çevrili bir şehir Bursa. Dolayısıyla yeşil kereste, tabii yeşil Bursa, kereste üretimi, imalatı, ağaçtan keresteye dönüşüm ve beraberinde o kerestelerle inşaat sektörünün force edilmesi noktasında Bursa'nın önemli bir altyapısı var. Özellikle 60'lı 70'li yıllardan sonra Balkanlardan, Kafkaslardan, Anadolu'nun değişik yörelerinden aldığı göçlerle iki önemli otomobil markasının Bursa'da konuşlanması, ki bu çok önemli. Çok, tabii. Otomotiv yan sanayini ciddi geliştirmiş. Tabii, Bursa sanayi kültürünü öğrenmiş ve beraberinde Bursa işte tekstil, tarım, tarihi ve turistik özellikleri dolayısıyla turizm, yani kongre turizmi de, sağlık turizmi de, efendime söyleyeyim, farklı alanlarda burada. Hem dağ var hem deniz var. Yani dağ, ikisinin tabii ortasında 30 bir şehir dünyada kaç tabii yerde var? 30 kilometreyle hepsine ulaşmanız mümkün. Tabii. Bu tabii Bursa ekonomisi geliştirmiş. Bakın 2021 rakamlarıyla vereyim Aylin Hanım. Yaklaşık 16,5 milyar dolar ihracat, 8,5 milyar dolar ithalat. Bu özelliğiyle bile ihracatı ithalatından fazla olan, cari fazla veren bir şehir Bursa. Hem Avrupa Birliği ülkelerinden hem de Türkiye ortalamasından daha iyi işsizlikte. Yani oranlar olarak daha aşağıda Bursa. Evet. 17 tane organize sanayi bölgemiz, bir tane serbest bölgemiz, çok önemli yüzlerce, binlerce markamız ve toplamda da 25 milyar dolarlık dış ticaret hacmine sahip Bursa. Bugün tabii Bursa sanayicisi geziyor, araştırıyor, fuarlara gidiyor. Yeni yeni üretimlerle Bursa tabii bir taraftan da kendini geliştirmeye çalışıyor. Artık pazar olarak sadece Marmara bölgesini veya Türkiye değil, bütün dünyayı potansiyel bir pazar kabul ediyoruz. Dolayısıyla da Bursa'da ticaret, ekonomi devamlı gelişiyor. Bursa Türkiye ihracatında da sıralandığında iller bazen ikinci, bazen üçüncü. Geçen yıl üçüncü olarak tamamladık, öyle söyleyeyim. Yani. Öyle de kıymetli bir yönü var Bursa'nın. Şimdi Bursa ekonomisi deyince tabii otomobil sektöründen bahsetmeden de olmaz. Çünkü ilk yerli otomobiller biliyoruz ki Bursa'da üretildi. Bir de yerli otomobil TOK Bursa'da üretiliyor. Değil mi? Bursa'ya ne gibi bir katkıları olacak bu üretimin? Aydan Hanım, hatırlarsanız o dönemde birçok şehir yerli otomobile talibiz demişti. Biz üretmek istiyoruz dedi. Çünkü istihdam yönüyle düşündüler. Ama takdir edersiniz ki Bursa Türkiye sathında otomobille alakalı bir kültürü olan şehir. Var. Geçmişten tabii iki önemli markayı bünyesinde bulunduruyor. Bu yan sanayini de geliştirmiş. Yani otomobil fabrikasını sadece bir otomobil hani herhangi bir ürün gibi bir taraftan giriyor, diğer taraftan çıkıyor gibi düşünmemek lazım. Bunun onlarca, yüzlerce başka parçası var. Hı hı. Yani koltuğu, camı, kapısı, şusu, buzu, hepsi. Tabii yani. O kadar çok detayları var ki. Takdir edersiniz ki bu altyapının da gelişmiş olması lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız tabii Bursa'mızdaki bu gelişmişliği bildiği için ve karar vericiler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Bursa olmasına karar verildi. Bursa 25 kilometrelik mesafede Gemlik ilçemiz, hı hı, sınırları içerisinde. Eskiden askeriye ait olan atıl bir alan, 1100 dönümlük bir alan ki nasip olursa bu yıl sonuna doğru da 2022 son itibariyle de ilk aracımız çıkacak. Bu aslında 60 yıllık bir hayal. Yani bizim otomobillerimiz artık Avrupa'da, bizim otomobillerimiz artık Uzak Doğu'da, Orta Doğu'da gezecek inşallah. Bu tabii hep yıllardır konuşuyoruz, yüksek teknoloji üretmek, ihracat üretmek diye. Tabii şunu ifade edeyim, ben yerli otomobille beraber
ülkemizin ciddi bir kazanım sağlayacağını düşünüyorum. Yani bizim paramız dışarı çıkmayıp aksine bu manada bir döviz gelirimiz söz konusu olacak. Ben katma değerli ihracata da çok ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum otomobilin. Evet, biliyoruz ki pandemi süreciyle beraber tarımın ülke ekonomilerindeki yeri de çok daha iyi anlaşıldı. Bursa'da tarım dersek? Bu konuda da o kadar çok söyleyeceğim şeyler var ki. Evet. Bakın sadece Türkiye'de değil, dünyada şöyle bir algı var. Sanayileşen toplumlar sanki tarımdan uzaklaşmak zorundaymış gibi bir algı var. Aslında böyle bir şey söz konusu değil. Hollanda bizim tarım topraklarımızın, hep yıllardır konuşuruz, 1/6 ama tarım gelirleri bizim 3 katımızdır falan denir. Yani takdir edersiniz ki nitelikli tarım yapmanız lazım. Bir de son pandemi süreci bize bir şey çok net olarak gösterdi. Tarım çok kıymetli. Evet, çok kıymetli. Çok değerli. Tabii. Biz işte ilkokul, ortaokul yıllarında kendi kendine yetebilen 7 ülkeden bir tanesi olduğu ifade edilmişti bize. Tabii bunu sağlama noktasında da Bursa'ya çok önemli görevler düşüyor. Ve biz tarımı bir özel başlık olarak belediyemizde ele alıyoruz. Tek yetkili biz değiliz tabii ki. İl Tarım Müdürlüğümüz var. Bununla alakalı ziraat odalarımız var. İlgili sivil toplum örgütlerimiz var. Lakin biz Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak çok önemli bir nirengi noktasıyız. Neler yapıyoruz onları biraz anlatacağım ama bir kere Bursa 10.800 km² yüz ölçümüne sahip. Aslında bir Konya ile kıyaslandığında ki 42.000 km² Konya, yani Bursa'nın yaklaşık 4 katı veya Antalya daha kez öyle. Ama Bursa 4 mevsiminde doya doya yaşandığı bir şehir. Bursa'da aynı tarladan 3 kere 4 kere ürün almanız mümkün. Mesela yedi veren diye bir çileğimiz var. Mayıs sonunda başlıyor ta ki Aralık ayına kadar. Tam senede 7 kez ürün veriyor. Bir de kokuludur tabii, o çilek böyle. Tabii doğal çilek yani ya. Takdir edersiniz ki Bursa'nın toprakları verimli. Bir de tabii Bursa coğrafyası bu 10.800 km² alan incelendiğinde bunun %45'i orman arazisi, %34 tarım alanı. Yani şehrin 1/3 tarım alanı. Ya. Ama maalesef son yıllarda kırsaldan şehre bir kaçış var. Yani kimse tarımla ilgilenmek istemiyor. Herkes şehirde yaşamak istiyor. İnşallah bu pandeminin bari böyle bir faydası kesinlikle olur da insanlar tarıma yönelir inşallah. Kesinlikle yine. Biz bu karşılıkları görmeye başladık. Hı-hı. Tabii bunu teşvik edecek hamleler de yapıyoruz. Yani ziraat mühendisleri yetiştiriyoruz ama masa başında ziraat mühendisi yapmaktan ziyade bunun sahada tatbikatını yapmak lazım. Bir kere biz hal işletmeciliğini biz yapıyoruz. Bir de önce toprağımızı tanıyoruz. Yani bu toprakta ne yetişir? Her yerde yetişmez tabii ki. Tabii. Yaban Mersin'i galiba tabii, bir de tabii. Değil mi? Yaban Mersin'i. Özellikle Bursa'da, meyvecilikte evet. Bursa çok iyi. Evet. Yaban Mersin'i, ahududu, siyah incir, deveci armudu ve beraberinde nektar. Şeftali ve zaten, nektar son yıllarda tabii. Çok gelişti. Zeytin zaten Bursa ile yine gemlik zeytin olarak özdeşleşmiş bir konu. Zeytinyağı dolayısıyla. Şöyle tabii. Ki biz bunlarla alakalı fide fidan dağıtımları yapıyoruz. %50 hibeli. %50'sinde 1 yıl 2 yıl geri ödeme kaydıyla. Önce yalnız toprak analizlerini yaptırıyoruz. Mesela kırılanlar oluyor bize. Ya benim toprağıma da verildi. Ve ürünün daha sonra bir kırsal hizmetler daire başkanlığımız var. Bir de beraberinde Tarım AŞ diye 8 iştirakimizden bir tanesi Tarım AŞ diye müstakil bir şirketimiz var. Bakın şehrin tüm yeşil alan bakımlarını Tarım AŞ aracılığıyla yapıyoruz. Eskiden müteahhitlere ödediğimiz paralık dönüşümü 2 yıldır biz sağladık. Kendi bünyemizde bırakarak kendi personelimizde kadın istihdamı da yapıyoruz. 850 civarı çalışanımız var. Sadece o şirketimizde. Evet. Ve biz oradaki karı tamamen tarım sektörüne aktarıyoruz. Alıp bakın toprak analizinin yapılması, fide fidanların %50 hibeli dağıtılması, alınan ürünün ihracata gönderilmesi noktasında bu desteklemeleri de sağlıyoruz. Bakın bu bizim karşımıza nasıl çıktı? 2019 senesinde 274 milyon dolar tarım ihracatı yapan Bursa, 2020 senesinde 352 milyon dolar tarım ihracatı yaptı. Bursa geçen sene 420 milyon dolar tarım ihracatı yaptı. Kısa bir sürede milyar doları yakalamamamız mümkün değil. Harika. Tabii bu şehirde de bir özgüven oluşturdu. Ve tabii devletimizin muhakkak şartı tarım sektörüyle alakalı destekleri var. İşte genç çiftçi projesi var. Kadın çiftçi projesi var. İnanın o kadar başarılı hanımefendiler, o kadar başarılı genç arkadaşlarımız var ki tarım sektörüyle ilgilenen
Bu tabii tarım gelirlerimizin de ciddi artışına vesile oldu. Şehrin bu potansiyelini daha da dolu dolu kullanmak durumundayız. Tabii bir de belediye olarak da üzerimize düşen sorumluluklar var. Yani meyvecilik yapıyorsanız takdir edersiniz ki su kaynaklarınızın iyi olması gerekiyor. Tabii. Özellikle o altyapı çalışmalarını biz Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçiriyoruz. Yani öyle tabii. Evet, Bursa'mız bir tarafı dağ, bir tarafı deniz olan çok gerçekten muhteşem bir şehir. Bilmiyorum dünyada kaç şehir vardır böyle. Kesinlikle, ama çok özellikle. Yani gerçekten çok bunlar önemli özellikler. Bursa'da turizm desem. Aydan Hanım, tabii Bursa'nın her bir köşesi, her bir ilçesinin ayrı bir özelliği var. İznik deyince Hristiyan alemi için de, tabii, Müslüman alemi için de çok değer atfedilen bir yer. İşte 1. ve 4. konsül orada toplanmış mesela. Şimdi bazilikayı ortaya çıkardık, onu ziyarete açıyoruz. İşte İnegöl dediğiniz zaman Oylat kaplıcalarıyla, işte Efendimizin Karacabey dediğinizde Longoz ormanlarıyla. Ki bunların hepsi Bursa'ya tabii, çok tabii. Mustafa yakın Kemal mesafe. Hoca'nın su üçlü şelalesiyle, sizin de girizgahta söylediğiniz gibi dağ burada, deniz burada, göl burada. Evet. Beraberinde ova burada, tarım burada. Tabii turizmin tüm başlıklarını Bursa'da bulmak mümkün. İşte bunu bildiğimiz için hemen göreve geldikten sonra müstakil bir dış ilişkiler ve turizm daire başkanlığı diye bir daire başkanlığı teşekkül ettirdik. Beraberinde kültür tanıtım turizm birliğimizin bütçesini arttırdık. Yeni Dubai fuarından geldik. Kesinlikle burada tabii uluslararası fuarlar, acente tanıtım gezileri, uluslararası turizm paydaşlarıyla diyaloglar. Kendim de katıldım mesela. Sırbistan'da Bursa günleri yaptık. Kuveyt'te Bursa günleri yaptık. Yemeklerimizi ikram ettik. Beraberinde turizm paydaşlarıyla bir araya geldik. Şehri tanıttık onlara. Sağlık turizminden, efendim mesela kültür turizminden, otelcilerden ayrı ayrı masalarda B2B görüşmeler yaptırdık insanları. Biz göreve geldiğimizde bizim 6 konu başlığımız vardı. İnanın ben ilk günden bunu beri özellikle söyledim ama şu pandemi süreci herkese de malum. 2 yıldır insanlar o kadar pasif yaşadılar ki, o kadar seyahatten ve geziden uzak durduk, kapandık ki ister istemez bununla alakalı bir özlem de var, insanlarda bir beklenti de var. Dolayısıyla bu sürece hazırlıklı olmak adına hemen bir master planımızı da çıkardık. Valilik, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak bir araya geldik. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, BEPKA'dan da, Kalkınma Ajansı'ndan da destek alarak, ki ben de yönetim kurulu üyesiyim aynı zamanda orada Vali Bey ile birlikte. Dolayısıyla bizim hedef planımız nedir? Zayıf noktalarımız nelerdir? Hangi alanları geliştirmemiz lazım? Bakın Güney Kore'ye gittik. Güney Kore'de az önce bahsettiğim o Kuveyt'teki, Sırbistan'daki gibi organizasyon yaptık. Zaten Orta Doğu'dan bir turist akını vardı Bursa ile alakalı. Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar gibi, ama özellikle Malezya ve Güney Kore başta olmak üzere Güneydoğu'dan da. Biz 2022 Türk Dünyası Kültür Başkentiyiz aynı zamanda Bursa olarak. Evet. Misafirler ağırlıyoruz. Daha yeni henüz işte Türk Dünyası El Sanatları fuarı yaptık. Ve müthiş bir katılım oldu. Yurt dışından, özellikle Türk dünyasından, Kazakistan'dan, Azerbaycan'dan, Özbekistan'dan misafirlerimiz vardı. Velhasıl Bursa'yı az önce bahsettiğim o başlıklarda, yani inanç turizminde, kültür turizminde, spor turizminde, özel hastanelerimiz, şehir hastanesi başta olmak üzere sağlıkla alakalı yatırımlarımız, diğer işte termalle alakalı konumuz, sağlık turizmiyle alakalı, işte ticaretle alakalı altyapımızdan bünyemizde 13 adet fuar var. İstanbul'daki fuarlar tamam ama Bursa'nın kendi bünyesinde 13 adet fuar var. Bizlerin de destek verdiği o fuarlar vesilesiyle de beraberinde kongre turizmi de çok ciddi gelişmeye başladı. Yeni yatırımlar yapıldı turizmle alakalı, hala yapılıyor. Artık Bursa insanı, hani nasıl otomotiv, tekstil ana başlık olarak sanayi ile alakalı, işte tarımla alakalı nasıl özel bir başlığımız varsa, Bursa'da turizmle alakalı artık özel bir başlık var açıkçası yani. Bir de bir yalın belediyecilik diye bir kavram var. Sanırım siz bu yalın belediyecilikle... Bizimle ilgili bu kavram literatürünü söyleyeyim. İşte onun için size sormak istiyorum. Sanırım 196 milyon liralık da bir tasarruf sağlamışsınız. Japonların Kaizen, yaptınız bunu, nasıl başardınız? Tabii tabii. Bu aslında özel sektörde birçok otomotiv firmasının, birçok efendime söyleyeyim önemli beyaz eşya kuruluşunun yaptığı bir uygulama. Ya bunda asıl hedef sürekli iyileştirme. Ya burası kamu. Kamuda takdir edersiniz ki
özel sektöre göre biraz daha hantallık hakimdir. Denetlemediğiniz hiçbir işi yönetmeniz mümkün değil. Ne yapıyorsunuz bilmeniz lazım. Kaç kişi size geliyor? Kimler onlarla ilgileniyor? Memnuniyet nedir? Bu ilgi alaka, bu tamirat, tadilat, yapımla alakalı neler harcanıyor? İşte bir A şehrinde ne kadar harcanmış? 17 tane ilçe, 158 tane mahalle bağlı bize. Dolayısıyla işlerinizi sadeleştirmeniz gerekiyor. Ve biz aldığımız eğitimler çerçevesinde 2 yıldır yaptığımız bir uygulama, araç, ekipman, binalar, personel, her şeyden öte hizmet ettiğimiz Bursalı hemşehrilerimiz, vatandaşlar, bütün hepsini bir taraf kabul ederek bunların hepsi sorgulanıyor. Tabii vatandaşın memnuniyeti sorgulanıyor ama diğeriyle alakalı. Başlarken şunu ifade ettim arkadaşlarımıza. Bir ekip kurduk. Biz kesinlikle hiç kimseyi işten çıkarmayacağız. Biz hiç kimseyi işten çıkarmayacağız. Emin olsunlar. Tabii takdir edersiniz ki kuralı kaydı uymayan, iş kanununa müdahil işler tabii. Yapanlar muhakkak sohbete sonucuna katlanırlar. Kanun ne diyorsa uygulama yapılır ama çalışmaya niyeti olan herkes arkadaşlarımızla şöyle bir hassasiyet oluyor. Ya acaba işten mi çıkarılacağız? Görev yerimiz değişecek, bize daha kötü bir iş mi verecek diye. Ekibimizi, personelimizi de iyi tanıma imkanına sahip olduk. Aydan Hanım, 10.800 km2'lik bir şehirden, 17 tane sorumlu olduğunuz ilçeden ve 1058 tane mahalleden bahsediyoruz. 600'e yakın şantiyemiz var. Ben bir kişiyim. Büyükşehir, işte Buski, o 8 tane iştirakimiz, yaklaşık 170-180 tane şube müdürü, daire başkanı, genel sekreter, genel müdür, genel sekreterimizin, genel müdürlerimizin pozisyonunda 170-180 tane yetkili arkadaşımız var. Sorumlu olduğumuz bu kadar büyük bir şehir var. Takdir edersiniz ki biz sürekli iyileştirme potansiyeli yaptığımız işlerin tamamını belirli bölümlerde oluşturulmuş ekip arkadaşlarımız, yalın ekibimiz var. Onlar tarafından bunlar tamamen denetleniyor ve sadeleştiriliyor. Sonuçları paylaşılıyor. Evet. Dedim ya o CEO odaları kurduk biz, sürekli iyileştirme odaları. Onlar marifetiyle de devamlı üzerine koyarak inanın 750 güvenlik personelimiz vardı. Yaptığımız çalışmalarla arkadaşımız makine mühendisi güvenlikte çalışıyor. Yani o da mutlu değil. Bizim de 80 civarında bu yaptığımız çalışmalarla güvenlikçi fazlamız ortaya çıktı. Makine mühendisi arkadaşımızı aldık, başka bir işte kullandık. Şoförlük var. E-sınıf ehliyeti. Bizim dışarıdan şoför almamız lazım. Göreve geldiğimde 13.800 civarı çalışanımız vardı. Şu an 13.000 çalışanımız var. Biz 250.000'de arttık 4,5 sene içerisinde. 200 yani 2.900.000'den 3.150.000'e çıktık. İnanın bu model şimdi başta Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olmak örnek üzere örnek alınıyor mu diyecektim size. Birçok belediye, hatta en son birkaç gün önce katıldığım Türkiye Belediyeler Birliği toplantısında sağ olsun Fatma Başkanımız, Birlik Başkanımız, ben de yönetim kurulu üyesiyim orada. Konuyu bütün belediyelere açtı. Türkiye Belediyeler Birliği nezdinde eğitimler de verecek ekip arkadaşlarımız bununla alakalı. Tabii bakın az önce turizmden bahsettik, tarımdan bahsettik, desteklerden bahsettik. Belediye bir de canlı bir organizma. 7-24 yaşıyor. Tabii. Zabıta hizmetleriniz, itfaiye hizmetleriniz, 7-24 devam edeceğiniz hizmetler. Takdir edersin ki hizmet etmenin bir bedeli vardır ya. Bu bedeli nasıl karşılayacaksınız? Dolayısıyla biz yalın belediyecilikle ettiğimiz karı tamamen Bursalı hemşehrilerimizin menfaatleri doğrultusunda kullanıyoruz. Bir de geldiğimiz dönem şöyle bir dönem. Takdir ederseniz ki ülkemizin de dünyamızın da içinden geçtiği zorluklar var. Enerji maliyetleri artmış, akaryakıt maliyetleri artmış. Türkiye'nin en ucuz ulaşımı bizde. Bakın iddia ediyorum. Öyle mi? 5 büyük şehir arasında Türkiye'nin en ucuz ulaşımı. En ucuz ekmeği, en ucuz su faturası bizde. Vallahi tekrar Bursa'ya dönesim geldi başkanım. O kadar güzel anlattınız ki Bursa'mızı. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Her ne kadar Bursa dışında yaşıyor olsanız da, gönlünüzün Bursa'da olduğunu biliyoruz. Ay, gerçekten öyle. Dolayısıyla burası sizin eviniz. Gerçekten. Ben çok teşekkür ederim. Yani sizin aracılığınızla Bursa'mızı, yaptıklarımızı, derdimizi, heyecanımızı anlatma imkanına sahip olduk. Umarım faydalı olmuştur diye düşünüyorum. Çok tekrar teşekkür ediyorum. Haftaya cumartesi, pazar sabah saat 10'da yine sizlerleyim EkoTürk ekranlarında. Şimdilik hoşça kalın.